Bugün 17 Ağustos Cumartesi altının tarihi tepe yaptığı bir haftayı kapattık. Tam tamına 2500 üstünde kapattı. O zaman haftalık analiz zamanı. Müzik geçmeden önce bir tane hatırlatmam olacak. Arkadaşlar Eylül Gant Çizim sınıfı kayıtları devam ediyor. 20 kişi yerini aldı bile. Derslerini izleyip ödevlerini yapmaya başladılar. Tam tamına 20 kişi kontenjan kaldı. Eğer sen trader olmak istiyorsan, derslerimle ilgileniyorsan ayrıntılı bilgi açıklamadaki linklerde. geldik haftanın öne çıkan trader adaylarına. Bu haftada gözüme çarpan 3 tane arkadaşımı seçtim. Bir tanesi hemen geçtiğimiz ay eğitimi aldı. Yani Temmuz Gantin Krizim sınıfında eğitimi aldı, ödevleri yaptı. Hemen demo hesaba geçtikten sonra hocam platformu kullanmak istiyorum dedi. Ödevlerini kontrol ettim de gayet yeterliydi. Sonrasında platformu aldı. Peki daha Temmuz sınıfında platformu kullanmaya başlayınca başarılı olur mu? Hadi gelin Ömer'in işlemlerini şöyle bir kontrol edelim. İlk görsel 8 Ağustos Perşembe gününden şöyle işlemlere baktığımda US Tech 001 ile bir işlem açmış. Sonra US Tech, büyük ihtimalle Nasdaq arkadaşlar. Hemen altında bir lotluk bir işlem var. Akşam saat 10'da satış sanki bu kapanışa doğru direnç tepkisindeki satış işlemi gibi. Şimdi benim için önemli olan US Tech, bir lotluk işlem en alttaki çünkü işlem saati akşam saat 5. Yani Nasdaq'ın tam açıldığı saat. Ve işlem yeri de platformun destek tepkisi gösterdiği yer. Yani işlemleri tepkiyi bekleyerek açmış. Böylelikle bir lotla büyük bir risk alarak işlem açsa dahi yakalamış mı arkadaşlar? Yakalamış. O zaman tamamdır. Şimdi bu 8 Ağustos. Şans olabilir mi? Olabilir belki hiç dikkat etmedi. Anlık oradan bir lotluk işlem açtı. Sonraki günlere şöyle bir bakalım. 9 Ağustos cuma işlemlere tekrardan bakalım. Yine Nazlak'tan. bu arkadaşım demek ki Naz çok sıkı takip ediyor ve yine bir lot akşam saat 5 böyle bir izleme işlemi atmış, çekmiş. Satış 12'de satış riskliydi. Hemen zaten böyle 1 dakikalık, 5 dakikalık işleme girmiş, çıkmış. Şimdi şu soru var. Hocam Platformla scalp işlem yapabilir miyim? Eğer seans açılışını iyi takip ediyorsan, ana dalgayı iyi görebiliyorsan platformla 5 dakikalık, 15 dakikalık işlemler açılabilir burada olduğu gibi. Sonrasında akşam saat 4.30 Artık ABD seansının yavaş yavaş açılmaya başlandığı ve tepkilerin geldiği yer 5 lotta açmış hemen kapatmış. Sonrasında bir lot gayet güzel saat 10'da yine bir satış gelmiş seans kapanışına doğru 9 Ağustos Cuma. Sonrasında hemen en altta da saat 4.30'da yine 5 lotluk bir işlem. Bir önceki görselde söylemiyordum bir kar çekimi vardı yani anlık olarak işlemlere girip çıksa da kar çekimlerini ihmal etmiyor ki önemli olan bu tamam endekslerin şöyle artı bir tarafı var açıldığı zaman anlık olarak pozitifse gün boyu yukarıya doğru devam eder yine açıldığı zaman negatifse gün boyu aşağı doğru hareket eder ama biz ne kadar kar yaparsak yapalım arkadaşlar bakın 300 dolar kar çekim yapmıştı geriye kaldı baki 300 dolar 300 dolarla devam etmiş ve o günde 300 artı bir kar yapmış. Mantıklı. Ne kadar kar yaparsak yapalım. En azından o günkü yaptığımız kar kadar ana parayı bırakıp o günkü yaptığımız karı çekersek sağlam adımlarla ilerleriz. Ve bu da bize şunu gösterir. Evet ben yapabiliyorum. Ve o kar çekimlerini nakit olarak bir köşeye de tutarsak şunu görürüz. Psikolojik olarak evet Bak bu dolarlar burada. Ben uğraştım, didindim, dersler aldım, platform aldım ve yapabiliyorum'a doğru ilerleyen süreç olmuş olur. Ne olmuş yorumu? Bugün de boş durmadık hocam. Şükür platforma her geçen gün daha da bağlanıyorum. Mükemmel çalışıyor. Ama bu seviyeleri görmek ile anlık işlem açmak ya da şu anda bir zararda işlemini görmedik. Zararda kapatabilmek çok çok daha önemli. Bir gün daha bakalım. 10 Ağustos'ta ne yapmış ya da pazartesi günü ne yapmış ona bir bakalım. Geldik bu haftanın pazartesi gününe. Arkadaşlar istediğim manzara bu. Tamam bir lotluk işlem attın saat 3'ü 40 geçe bekledin gelmedi tepki. Zararda kapat. Bunu yapabilmek gerekir. Eğer anlık doğru dalgayı yakalamak istiyorsan atarsın 5 dakika, 10 dakika, 15 dakika içerisinde karda değilsen Nasdaq'ta, DAX'ta özellikle bu iki endekste zararda anlık kapatabilmen gerekir. Bu böyle çok ince trader davranışı tamam platform o çizgiyi milimetrik gösteriyor. Bu yüzden arkadaşım bir lotla işlemler anlık açıyor. Ama anlık da zarardayken kapatabilmek gerekir. Sonrasında bakın diğer eksi 15 dolar anlık kapatmış. Sonra Bitcoin'den satış işlemi 54 bine kadar düşen bir yer vardı geçen hafta. 59 binden çok doğru bir dirençten yine bir lotluk bir işlem. Arkadaşım böyle işlemi açıyor. Yarım saat içerisinde kapatıyor. 15-20 dakika içerisinde kapatıyor. Ama yönü çok doğru. Biraz sonra analize geçtiğimde noktayı göstereceğim. 59.000'deki direnç tepkisini gayet güzel yakalamış ve hatta akım ondan sonra 54.000'lere kadar da devam etti. Yanlış hatırlamıyorsam tabii yine grafikte bakacağız. Ve bakın Bitcoin'ler gayet güzel. Amerika seans açılışı eğer alışta amatör trader gibi bekleseydi ya zararım var çıkar ya işte ben yapıyorum deseydi bu 15 dolarlık zarar Olurdu burada 250-300 dolarlık zarar ama daha seans açılmadan kapattı, seans tepkisi gelmeden kapattı, hemen öncesinde çıkış akımını yakalamış. Bunu anlık olarak yapabiliyorsak o zaman buradaki bir lotlar bilinmeyen için ya lotluk işlem, kumar işlem gibi görünse de o 15 dakikalık mumdaki çizginin üstündeki ve seansın hacmiyle birlikte olan o dalgayı 45 dakika içerisinde yakalayabiliyorsak o zaman scalp yapabiliyoruz. Demektir tabii bunun arkasında ana dalgayı bilmek, ara dalgayı bilmek, şu anda ben güvenli işlem mi yapıyorum yoksa şu anda ben riskli bir işlem mi yapıyorum? Bunların hepsini bilerek aynı bir mühendis titizliğiyle bilip, ölçüp, aynı bir cerrah titizliğiyle anlık açıp kapatabilmek gerekir ve bunu arkadaşım Eğitim aldıktan bir ay sonra yapmış. Tebrik ederim. Platformu doğru şekilde kullanabilmiş. Zaten ödevlerinden belliydi. Geçiyorum bir sonraki arkadaşıma. Haftanın öne çıkan trader adaylarında olabildiğince farklı tarzlarda trader arkadaşlarımı da göstermeye çalışıyorum. Bir önceki arkadaşım Scalperken. Şimdi anlatacağım arkadaşım Day Trader. Yani aynı programı 500 farklı arkadaşım kullansa da 500 farklı trader kimliği oluşabilir. Gidin inceleyelim. Şimdi Mehmet ortalama... Nisan ayında eğitim almıştı. Platformda büyük ihtimal hemen bir ay sonrasında aldı ve dediğim gibi day trader akımı yakalıyor. Akımı yakaladıktan sonra karda kademe ekleyerek işlemlerini ilerliyor. Ya gerekirse ekrana bakamayacaksa hemen akımı yakaladıysa yeni bir banda geçtiyse stopu yukarı kaldırıyor. Böylelikle karda stop olmuş oluyor. Bakın yanda incecik bir kırmızı çizgi var. Bunlar karda stop olduğunu gösteriyor. Akşam yedideki işlemler. Bakın akşam 9'da 157 dolar. Yine gün boyunca hep alım işlemleri var. Ve karda kademe eklemiş. Sabah 8'den bu yana trendi takip etmiş. Ve 2429 gayet güzel. Yine platformun 2440'tan hatırlıyorum. Platformun destek tepkisi üzerindeki işlemler yukarıya doğru takip etmiş. Ve gün sonunda 659 var kardan. 500 dolar kapatmış, almış, cebine koymuş. Bu 500 dolar çok önemli arkadaşlar. Geriye ne kadar kaldı? 159 dolar. 159 dolar trader olan bir arkadaşım için aklı kıvrak çalışan bir arkadaşım için yeter de artar bile. Zaten doğru bir bantta doğru bir dalgada 0-10'la başlayıp kademelerle arttırınca yine gelecek hafta içerisinde bir 500 dolar daha yapacaktır. Tebrik ederim en son arkadaşıma doğru ilerliyorum. Son haftanın öne çıkan trader adayı Hatice Hanım. Hatice Hanım Haziran ayında eğitimi aldı, ödevleri yaptı, yavaş yavaş adım adım ilerledi. İlk önce demoda işlemler yaptı. Yeter dedikten sonra gerçek hesaba doğru ilerledi ve gerçek hesapta da ilk 200 dolar karını yaptı. Gelin işlemlerini inceleyelim. Şimdi Bitcoin'den yine 60 binlerden satış işlemi, platformun işlemi, çok iyi biliyorum çünkü hep 70 binden sonra satış satış dedi ve aşağıya doğru işlemleri yakalamış gayet güzel. Doğru yerde işlem açması güzel arkadaşlar. Yani burada ortalama 12 dolar kar var ama doğru yerde işlem açtığı için bu benim için çok daha önemli. Hemen altlara doğru gidelim. Yine Bitcoin'den 58 binlerden alış işlemi Orada bir ara dalga vardı. 59 binlerden alış işlemi gayet güzel. Para çaprazlarından da işlemi var. Kriptolarda işlemi var. Altında da işlem yapmaya çalışıyor. İlk hafta baya bir kafa göz yararak geçirdim. İlk hedefim yatırdığım 595 doları 1000 doların üzerine çıkarmaktı. Çıkarırsam 1000 doların üzerine kalan bakiyeyi çekeceğim demiş. İlk hafta gerçek hesap ya da işte bir hafta içerisinde iki hafta içerisinde 595 doları 1000 dolara çıkarmış. Ve ilk çekimimi de Şimdi yaptım 200 dolar. İnanılmaz heyecanlıyım. Çok mutluyum. Bir başa hikayesi yazarsam benimle de röportaj yaparsınız artık. Tabii ki büyük mutlulukla e, sizinle de yaparım Hatice Hanım. Özellikle 10 bin dolara geçtikten sonra sizinle röportaj yapmak istiyorum. Bayan arkadaşlarımı aslında daha fazla göstermek istiyorum. Çünkü çok fazla erkek arkadaşım var. Hani parayla uğraşmak bir erkek işiymiş gibi görünse de aslında trade etmek, trader olmak bir stres kontrolü psikoloji kontrolü olduğu için bayan arkadaşlarım çok çok daha iyi yapar. 10 bin dolar kar çekimine doğru ilerlediğinizde sizinle de büyük bir keyifle röportaj yapacağım tatilde olduğunuzu biliyorum. İyi tatiller. Bunların hepsi ben tatildeyken geldi. Ama ufak ufak ucundan bakmaya çalıştım. Bu hafta da çok güzel kar yapan arkadaşlarım geldi. Hatta aslında bu geçen haftaydı, Yani iki hafta öncenin karlarıydı. Bu hafta pazartesi günü yoldaydım. Analiz yapamadım. Salı günü analiz yaptım. Ve dedim ki arkadaşlar 2465 önemli direnç. Bunu Gantayf gösterdi. 2465 normalde çok tepeye doymuş bir noktaydı. Ve oradan 20 onsa aşan bir direnç tepkisi geldi. Ve haftayı kapatırken de perşembe günü de 2465'ten güzel bir direnç tepkisi geldi. Hatta ben bunu sabah podcastlerin dışında aslında Instagram'da sizinle de paylaştım. Dedim ki arkadaşlar 2465 TP olabilir mi diye kapak fotoğrafında gösterdim. Sonrasında iki defa 2465'ten direnç tepkisi geldi. Pek çok arkadaşım yapamamıştır. Çünkü Seviyeyi görmekle, benim size doğru kanalı göstermemle anlık olarak pozisyonu açıp kapatabilmek kolay değil. Pek çok arkadaşım görmüş olduğunuz gibi kar yaptı. Çünkü bu arkadaşlarım adım 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 ödevleri yapıyorlar. Ödevlerden demo hesaba geçiyorlar. Demo hesaptan bilinçli olarak eksiklerini görerek 100 dolarları patlattıktan sonra adım adım ilerliyorlar. İşte bu trade edebilme süreci. Hacmi görme, doğru kanaldan anlık işlem açma. Biraz önce haftanın trader adaylarında gösterdiğim gibi aslında en son Haftanın trader adayı da kain olmuş oldu. Kain 2465'ten altında çok doğru bir seviyeyi yani gözümüzle göremeyeceğimiz tepeye doymuş bir bölgeyi gösterdi ve oradan pek çok arkadaşım kar yaptı. Umarım artarak hepimizin karları devam eder. Hatta ben de o sabah podcast'te kumar pozisyonu planı oluşturdum ve o plana adım adım gerçekleştiğini gördük. Hadi gelin buradan bu kadar çok altından bahsettik. Altından devam edelim. Grafik açalım. Grafik üzerinde konuşalım. Doğrudan ekrana geçelim. Ekranda kain seviyesini göstereceğim. Arkadaşlar hemen şuraya bakalım. 2465. Bunu ben salı günü analiz yaptıktan sonra söyledi. Tekrardan dirence vurduğunda ben daha önce söylemiştim kahinden ve iki defa buraya çarptı. Realse de gösterdim, podcastlerde gösterdim ve açık açık göstermeme rağmen pek çok arkadaşım yapamaz. Biliyorum yapamayan pek çok arkadaşım var. Platformu kullansa dahi yapamayan pek çok arkadaşım var. Çünkü ben seviyeyi açık beyan söylesem de geçmiş kayıpların korkusu yapamam. Göz görüyor göre direnç tepkisi geliyor. Ya kaçırdım buradan mı girsem gibi duygularla kaçıran ya da pozisyon açmakta zorlanan arkadaşlarım var. Zaten bunu gördükçe evet platformun tepkileri bu şekildeymiş. Ben podcast'te Seyahat Hoca böyle analiz ediyormuş diye bunları göre 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 artık buraları yıkmaya başlıyoruz. Sizler de bu analizleri izleyerek platformun mantığını kavrayarak aslında yavaş yavaş trade etmeye başlıyorsunuz. Siz farkına varmadan büyük ihtimal Ömer de Temmuz ayından trade edebilmeye başladıysa o da bu analiz programlarını izlediği içindir. Şimdi grafiği açalım. Grafikte sonrasında olaylar koptu. Tarihi tepeye geldi. O tarihi tepeyi bir değerlendirmeye çalışalım. Bakalım bir pozisyon çıkacak mı? Şimdi 2465 güzeldi, geldi. Okey. Ama sonra koptu, gitti. Cuma günü ben yine tatildeydim, bakamadım. Şimdi Tarihi Tepe 2507 ons. Ben bu bölgeden ne yapabilirim? Biliyorsunuz ki ben şunu söylerim. Her bölgeden, her yerden işlem açılmaz. İşlem açmak için en güzel yer 2450. Zaten platform cuma günü bu çıkış dalgasını da yakaladı. Ben her ne kadar analiz yapmasam da her ne kadar podcast'te destek vermesem de bakın güncellediği yer 45'ti. Sanki çıkacağını biliyormuş gibi 45'i aldı yukarıya çıkarttı ve bununla birlikte yukarıdan destek tepkisini yakalamış oldu. Şimdi bu geçti. Bundan sonra ne yapabiliriz? Şöyle bir baktığımda kristal seviyeleri bastırdığımda o seviyelerin de işi bitmiş gibi çok çok şu olabilir. 2504 ons 2504 onsun direnç tepkisiyle birlikte bir geri dönüşü yakalayabilir miyiz? Bu da biraz zorlama pozisyon. 36 daha önemli benim için. Şimdi 36 daha güzel seviyeler hesaplıyor. 36'nın içerisinde çok daha fazla filtrelemer var. 2460. Bence kristalin seviyesindense tamam burası riskli olur 2504 hani en azından bir tepe düzeltme olacaktır. Bu kadar çok gittikten sonra Sarı Kızı biraz tanıyorsam 2480'in altında kapatırsa artık tepe oluşmuş demektir şu bölge 2480. 2480'in altında kapattığında yani 36 baksınız. Stoplosunun altında kaldığında o zaman yavaş yavaş satış işlemleri için hazırlıkları başlatabiliriz. 2480 ekranınız olsun. Riskli dönüş yeri 2504. 2504 ilk hemen zaten sabah 9 9.30'da belki belki gece saat 3'te de Çin'in açılmasıyla beraber Asya ile beraber de düşmeye başlayabilir ama ben her zaman olduğu gibi hiç keyfimi bozamam. 2000 400 gerekirse 80'den işleme girerim. Ertesi gün sabah 9, 9.30 yani pazartesi günü 9.30'daki podcast'a bakarım. Bu arada arkadaşlar pazartesi büyük ihtimalle güncelleyecektir. Ben şu anda bu işlem planını söylesem de pazartesi sabahtan podcast yapıp sınıf attıktan sonra Instagram rahatsızlığına paylaşacağım güncel hesaplamayı. O yüzden güncel hesaplamayı da takip edin. Burası şimdilik bu oyun planı içerisinde önemli olan 2480 direnç tepkisiyle takip edeceğimiz seviye başka da bir şey söyleyemem çünkü çok tepede. Hani böyle bir kaini kehanetine bakalım. 36'yı kaldırayım, kristali kaldırayım. Diyor ki şöyle. Eğer bu bölgenin 2457'nin üstünde kalmaya devam ederse o zaman ilk geleceğimiz yer 2560'lı seviyeler, ikinci geleceğimiz yer 2681'li seviyeler neresi 2800'lere kadar çıkar diyor. Daha gözüm bile alışmadı. Hep böyle 2500 ons kafamda geçilemeyen bir dağ gibiydi. Şu an 2507 daha dil telaffuzum bile alışmadı. Bakalım pazartesi günü gece saat 3'te ne olacak çok merak ediyorum. Altın hakkında yeterince konuştuk. Özet olarak 2480 direnç tepkisi eğer tepe oluşacaksa arkadaşlar. Bir sonraki enstrümanı doğru ilerleyelim. Evet geldik DAX'a. DAX da altınla birlikte yükseldi ama öyle aman aman tarihi zirveler üzerinde değildi. Her zamanki sıkışma bandının olduğu yere park etti. Şimdi ekranda inceleyelim. Bakın arkadaşlar zaten beklediğim bölgeydi geçen hafta. Bu bölgenin üstüne gelirse artık üst band üzerinde seyreder diyorduk. Altın ne kadar fişek gibi çıksa da bakın. Aynı yere park etti. Yani aslında yine sabah 10 ile 10 buçuk ile işleme girilip 16 Ağustos'ta bile böyle 2 saatlik 3 saatlik tepkiyle çıkarılabilecek seviyedeydi. Hacimsiz ilerliyor, hacimsiz ilerleyecektir. Öyle ilerlemek zorunda. Neden? Şimdi şu bölgeyi dikkatlice bakın. 18.000 bölgesi, 18.170 bölgesi. Şimdi size bir yer çizeceğim. Çok dik bu, bu bölge ekmek yedirir. Bu bölgeye çok dikkat edin. DAX'ta trade edebilecek bilginiz ve beceriniz varsa. İşte burası arkadaşlar. Bu bölge güzel ekmek yedirir. Hem direnç tepkileri 18.474 hem 18.170 destek tepkileri. Çünkü sürekli burada zikzak çizmiş. Sürekli burada zikzak çizdiği için tekrardan burada sıkışacaktır. Zaten hoplaya zıplaya çıkamamasının nedeni buradaki sıkışma bandı. Bunun için arkadaşlar şunu yapmamız gerekiyor. İşlem yakalayabilmemiz için. Orta banddayız asla 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 ortada işlem almıyoruz. 18474 direnç tepkisini görünce pazartesi olmaz salı olur. Salı olmaz çarşamba olur. Avını bekleyen bir avcı gibi 18474'ten direnç tepkini alırsın ya da 18170 destek tepkini alırsın ne zaman gelirse. Ortada hiç bulaşma. Ortada görmüş olduğunuz gibi 2 saat tepki gelmiş ama oralarda park etmiş. Asıl hacmin başlayacağı yer yine sabah 10 ile akşam saat 5 arasındaki muma açılışlarıyla birlikte seans yerlerini kollayalım. Gerçek hesapta işlem açmasak bile bir demo hesap oluşturun. Burayı yakalamaya çalışın. Burayı yakalayabildiğiniz zaman hem psikolojik olarak hem de bilgi olarak kanal içerisinde hareket edebiliyoruz demektir. Tamam kahin çok güzel gösteriyor. Amenna. Ama sen doğru anda doğru zamanda bu pozisyon açamazsan bu güzellikler neye yarar? Dedikten sonra bu bölgeyi size göstereyim. Hadi bir de üst bantları göstereyim kapatmadan. Bir dakika belki çok yukarı gider. Hemen üst bantları da göstereyim. Şuranın orta bandını göstereyim. Bu kadar yeterli olacaktır. Ekranıza çizin ve bunun çerçevesinde yol aramaya çalışın. DAX bu kadardı. Geçiyorum bir sonraki enstrümanıma. DAX her zamanki sıkışma kanalında yavaş yavaş hareket ederken Nasdaq olanca hızıyla olması gerektiği gibi yukarılara doğru tırmandı. Şimdi gene grafikte de detaylıca inceleyelim. Arkadaşlar öldük bittik ne oldu? Çıktık. Önemli olan buranın üstünde kapatmasıydı. 17.748. Şimdi neredeyiz? 19.500. Buradan yani 17.668'den destek tepkisi alması Nasdaq'ta hisse yatırım yapan arkadaşlarım için söylüyorum. Daha güçlü destek tepkisi aldığı için buralardan bir daha buraya dönmemecisine en son hacmi yaptı arkadaşlar. Ve böylelikle burası kuvvetlendi. Retest etmiş oldu. Peki bundan sonra ne olabilir? Çok muallakta çünkü artık hacim de doydu. Şu bölge arkadaşlar. Şimdi 16 Ağustos şöyle bakıyorum. Akşam saat 10'da buranın içerisine girmiş. Üst band 19.742. Şimdi buradaki gibi kesin bir pozisyon söyleyemem. Beklentim gerçekleşti. Burasını göstermiştim. Artık yukarıda son oyun oynayacağı bölgelere doğru ilerledi. Buranın üstünde 19.742'nin üstünde özellikle akşam saat 5. Önceki bunların hepsini kaldırıp atın. Akşam saat 5 mi önemli. Üstünde mumu kapatırsa o zaman güzel bir tepkinin gelebileceğinin ayak sesleri. Hemen altında siz yine işlemi girdikten sonra demoda. İşlemi girdikten sonra 15 dakika 45 dakika içerisinde karda değilsek gözünün yaşına bakmadan kapatın. Eğer yarım saat içerisinde kardaysan o zaman tepki geliyordur. Zaten bir saat içerisinde mum yukarı kapattıysa sarı bandın üstünde çıkış akımı devam edecektir demektir. Peki düzeltme olacaksa 19.401 arkadaşlar 19.401 şöyle yapalım. Bu hafta boyunca tatil falan yok. Bu hafta boyunca ofiste olacağım. Nasdaq'tan da DAX'tan da e, rahatsızlarla destekleyeceğim. Şimdilik bu bölgeyi üst ve alt kanalları dikkatlice takip edin. Ekranınızda bulunsun. Ben bir sonraki enstrümana doğru ilerliyorum. Evet geldik para çaprazlarına. Arkadaşlar bu büyük altındaki hareket para çaprazlarındaki kanalları da olabildiğince yerlerini değiştirdi. O yüzden Euro USD, GPB USD, USD yani Üçünü de değerlendireceğim. Üçünün de ana dalgalarını göstermeye çalışacağım. Ve bu ana dalgalar bu haftalık değil. iki haftalık, 3 haftalık, bir aylık ana dalgalar. Yani sürekli ekranınıza bulunsun. Ve buradaki kanal değişimlerine öncelik verin. Ekran doğru ilerleyelim. Şimdi platformu kullanan arkadaşlarım için söylüyorum. Gantt iPhone'a tıkladık çizmedim. Ne yapıyoruz? Bozuk mu? Değil. Ben 800 tane olasılık hesaplamışımdır. 1000 tane olasılık vardır. Ya da yeni öğrenmeleri olmuştur ve o yeni öğrenmeleri sonrasında 1500 olasılık hesaplamıştır. Ama ben o olasılıklarla yeni algoritma kurmamışımdır. Arkasından takip ediyorum. O yüzden şu anda otomatik olarak gantayı basmıyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Seviyeleri bastırıyoruz. 1 kristal değil tabii ki. 2 3. 3 tane büyük Gun type'ı 50 244 ve Hayyam'ın seviyelerini bastırdım. Zaten görmüş olduğunuz gibi hemen altta bir kanal ve büyük çıkışın başladığı yer. Hemen geliyoruz şu bölge. Yukarıda zaten belli çizmeme gerek kalmadı. Yukarıda da şurayı şöyle kapatmam gerekir. Şu altı da şöyle yapalım mı? Burayı da kapatalım. Ana bölgem, ana hareket alanım belli olsun. Ne yaptık? Aslında Gun type'ın yaptığını yapmaya çalıştık. Ana dalgaları Büyük yeri boş bıraktım, küçük yeri boyadım. Pembe alanda olduğu gibi. Ben ne kadar tamamlasam da özellikle son zamanlarda çok daha fazla öğrenme gerçekleştiriyor. Bu hareketler, anlık dönüşler platformun da öğrenip üzerine bir şey ek eklemesi için çok güzel doneler oluyor. Şimdi orta dalganın üstünde biraz. 36'sı nerede var mı 36'sı? Altta. İkinci karal bölgesinde. Şimdi buraya kadar bir düşerse buradan alınır. Evet. Öte yandan yukarısı direnç tepkisi olur. Kristal çok önemli değildi ama aynı hiç önemli değil. Buraya kadar düşerse 1.09 buradan bir destek tepkisi alınır. Zaten ilk kanal değişiminin olduğu yer bakın TP2'nin üstü. E, ya da 1.106 direnç tepkisiyle satış işleminin başlayacağı yer. Bu iki bölge şöyle aynen aslında başka yapılabilecek bir şey yok. Biraz daha geniş açıya bakalım mı maalesef? Biraz daha geniş açıya bakalım. Bakın şunu fark ettiniz mi? Açıyı genişletiyorum. Farklı olasılıklar var mı? Onu görmeye çalışıyorum. Zaten bu analizlerin manası bu arkadaşlar. Ben nasıl bakıyorum? Siz olmasanız ben kendim bu şekilde bu dalgalarda neyi nasıl geçtiğine bakacağım bu şekilde. Şöyle biraz daha küçülteyim. Çok ortada ve çok doymuş bir yerde. Yani en iyi ihtimal arkadaşlar satış ya da buradan alış. Başka bir şey çıkartamadım bakın. Tepelerden dönüş. Artık tepe olmuş. Tepelerden dönmüş. Ocak ayında o yüzden arkadaşlar 1.106 satış ve gerekirse buralar diye başlasın. Dedim ya bu haftalık değil. 2 haftalık, 3 haftalık. Ana bölgemiz 1.106 satış. Alış için de 1.095'li bölgemiz alış için gerekli. Bölge çok tepede. Buralardan işlem yapılmaz. Gerekirse burada yavaşlasın bir hafta boyunca. Ana dalgalarımız bu çizgi ve yukarıdaki çizgi olmak üzere adım adım takip ederiz. Euro USD'den geçerim sterline e, oradan devam edelim. Sterlin de aslında Euro USD ile hemen hemen aynı. Doymuş tepeye gelmek üzere. Buradan ekrana doğru ilerleyelim. Ben tayfına tıkladım. Evet. Doymuş tepesini şak diye gördük. 1.296. Şöyle küçültsem. Burada otomatik çizdiği için işim daha rahat. Şimdi 1.294 direnç direnç yani burasının direnç olma olasılığı fazla. Eğer üstünde kalırsa bir üst banda da geçebilir. Bakın o yüzden buradaki pembe çizgi hayati öneme sahip. Ya alt bantla kalıp burada hareketine devam edecek ya da bir üst banda geçip üst band hareketini gerçekleştirecek. Hemen iki bandı gösteriyorum. Geçmişini okudum. Nerelerde hangi dalgalar var? Oradan baktım. Şimdi alt bandımı bölgelerini belirliyorum. Hemen içerisine de şöyle civciv sarısını yerleştireyim. Bu programı dediğim gibi izlemek bile bakış açımızı çok fazla genişletir. Mesela burada da şu anda en yakın satış işlem tepkisi yakalamak var. 1.296'dan. Ha buraya geldi. Bu bölgeden işlem açmam. Geçmişteki referansları gördüm. 1.297 üstünde kapattı. Bununla birlikte işleme girelim. Stop loss'umu çift taraflı buraya kullanır. Stop loss'umu atar. işime gücüme bakarım. Çünkü burası altın gibi, DAX gibi, Nasdaq gibi anlık olarak çok fazla yükselmez, düşmez. Yavaş yavaş trendinde hareket eder. O yüzden bu bölge hangi yönde tepki gelirse gelsin stop loss olarak kullanılıp bir kenarda bırakılır. Peki. Burada da ana dalgam, ana bölgem böyleyken geçiyorum USD yeni. Arkadaşlar, USD Yen'de analiz yapmadan önce şunu hatırlatmak istiyorum. USD yani dengesiz hareket eder. Yani yavaş 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 hareket ediyormuş gibi görünür. Bir pat kocaman bir büyük mumla bir ay boyunca yapmadığı hareketi tek mumda yapar. Euro USD bellidir. Yavaş, cılız, yatay s çizer. GP bu USD bellidir. Bir tık daha hareketi fazla. Ama USD yani kontrol edilebilmesi daha zor bir arkadaştır. Bu yüzden anlık stop olamıyorsak, önemli işlem fırsatı yoksa işleme girmeyelim. Hadi ekranı, ekrana Hadi şöyle bir bakalım. Şimdi güzel bir işlem fırsatı var mı? İlk önce ona bakalım. Ben podcastlerde sınıfa yaptığım sabahları işlem fırsatı yoksa direkt atlıyorum. Çünkü dediğim gibi hani sağ solu belli olmuyor. Belli olmadığı için zararlığa düştüğünde stop olamazsan öyle tavşan gibi baka kalıyorsun bir yandan da ben örüyorum sizin gözünüzün önünde destek tepkisi fena olmaz yani 147.709 destek tepkisi buradaki sıkışma bandının üstünde kapatır ve sıkışma bandını üstünde de kapattığı için temiz bir bölge üzerinde kalmamızı sağlar 147.709 destek tepkisiyle birlikte beni 150'lere doğru götürür 151.294'e doğru götürür bölgemi çizdim ya da burada hiç işleme girmedim girmeyin sıkışma bandı bitsin, akım başlasın biz orada olalım. Bu sıkışma bandına işleme girmiyorum Sonrasında alt band 146.841'deki işleme doğru ilerleriz. Ana dalgaları gösterdim. Bu ana dalgalar önemlidir. Hafta boyunca ekranınızda bulunsun. Geçiyorum. Bonus para çaprazıma. Büro GPB artık benimle beraber herkes bedava para dağıtan bölgeyi ezberledi diye umut ediyorum. Şimdi arkadaşlar buradan ekrana doğru ilerleyeceğim. Neden? Hemen ekrana geçmek istedim. Bakın direnç tepkisi geldi. Bölgemiz neresi? 0.841. Daha çok var. Bir yandan izleyelim. Buraya geldiğinde kaçırmayalım. Anlık yine stop olalım. Bekletsin, bekletsin. Bir stop, iki stop, 10 dolar, 10 dolar verelim. Ama sonrasında zaten bir çıkış akımıyla buradakilerin hepsini almış oluruz. Şimdi buralarda satış işlemini girin diyeceğim. Çok fazla katmanı var. Girmeyin. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bu bölgenin altında kalırsa yine bir uzaktan takip edelim. Avımızı bir süzelim. 0.8200'lü bir şeyler. Buranın altında kapattığında arkadaşlar bir kademe de aşağı iner. Buralardan belki bir destek tepkisi olabilir. En diplere kadar inmemeye çalışabilir. 0.8400'leri destek tepkisi ilan edebiliriz. Yine güzel bir saatlik mum kapanışla birlikte. Eğer başarısız olursa bir alt band, başarısız olursa bir alt band şeklinde bu stratejiyi izleyebiliriz. Tabii ki en aşağı pembe bandımız bedava para dağıtılan yer dediğimiz bölge orayı da kaçırmayalım. Geçelim para çaprazları bitti. Bitcoin'e şöyle bir selam verelim sonra kapanışa doğru ilerleyelim. Bitcoin aslında her zamanki hareketini yaptı. Yine 54 binlerden dip çekti arkadaşlar. Platform aslında 54 binleri daha öncesinden tanıyor ve tam da ara dalga hareketi olduğu için 12'den yakaladı. Yani benim analizimle falan değil. Doğrudan kahin pozisyonu oluşturdu. Gelin ekranda daha yakından bakalım. Şimdi kahin 8. ayın 15'inde demiş ki akşam saat 10'da bak arkadaşım 59 bin bandı kırılıyor. Bakın 59.000 direnç tepkisi bandı kırılıyor. Şimdi fiyat 57.000'de zaten en sonu buranın bin'e bitiyor. Yine aynı hareket gerçekleşiyor. Ve bunu 8. ayın 15'inde söylemiş. Sonrasında ne olmuş? 8. ayın 15'inde bu arkadaş bunu söyledikten sonra akşam saat 10'da şurada söyledikten sonra ertesi gün birazcık yukarı çıkmaya çalışmış. Gerekirse stop etmiş. Sonrasında 54.000'e kadar ulaşamasa da bir 56.000'i görmüş. 56.000 bakalım birinci TPS'i 55.000 arkadaşlar neredeyse kanalın dibine kadar gelmiş. Zaten platformu kullanırken de seans saatlerinde işleme bakmamız gerektiği için en azından benim için akşam saat 10 benim için çok bir şey ifade etmesi de arkadaşlarım gece takip ediyorlar. Gece saat 2 kapanışlarını vesaire takip ediyorlar. Oralarda çok güzel bant değişimini göstermiş ve en dipten sıyırmış geçmiş gayet güzel. Şimdi bundan sonra ne olur? Geçmişi anlattık. Aslında geçmişi anlatmamın sebebi şu. Aynı hareket neden olmasın? Yine 59.000'den tekrardan neden bir dip çekmesin? Yani 59.043 direnç tepkisiyle birlikte. Bakın şu anda hafta sonu çok bir hacim yok. Herkes tatilde. Pazartesi şuradan aşağıya geldiğinde ilk duraksayacağımız bölge 57.000. ikinci duraksayacağımız bölge 55.000. 56.000 bölgesi olacaktır. Böyle iki durak içerisinde yakalayabiliriz. Zaten aynı DAX'da Nasdaq'da olduğu gibi pozisyona girdin. Direnç tepkisini yakaladın. Kardasın kardasın. Zarardasın anlık kes. Yani burada işleme girdin. Kanın altında kaldı. Anlık pozisyondan çıkıyorsun. Burada işleme girdin. Akşam saat 1-2 benlik değil bu arada. 2 takip ettiğin Direnç tepkisi geldi. Pat geldi ertesi gün akşam 9-10. Çık. Tekrardan direnç tepkisi geldi. Çıkacağın yeri de gösteriyor ara dalgayı. Tekrardan geldi. Aldın ilk dalgayı. Bir saat içerisinde kardaysan kardasın Yoksa zararda stop loss noktası bekleyeceğim diye beklenmez. Bunu amatör trader yapar. Stop loss noktasını amatör trader ya da başlangıç seviyesindeki olan bir trader belirler. Stop loss noktam bu der. Platformu kullanan bir trader işleme girer. İşleme girdikten yarım saat içerisinde karda kalır. Karda kalmazsa yarım saat 45 dakika içerisinde pozisyonu kapatır. Evet geldik sona. Arkadaşlar bu haftanın haftalık analizi de böyleydi. Umarım zihninizde bir şeyler değiştirmişimdir. Umarım gelecek hafta boyunca buradaki kanalların hepsi size ışık tutar. Bir sonraki hafta tekrardan görüşmek üzere.